Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Fotosentez ve kemosentez konu başlığı soru çözüm videosuyla sizlerleyiz. Evet gençler, canlılarda enerji dönüşümü ünite başlığının içinde fotosentez, kemosentez ve hücresel solunum başlıklarımız var. Biz bu her bir başlık için ayrı ayrı soru çözümü gerçekleştireceğiz. Fotosentez bizim bazı kısımlarda özellikle zorlandığımız bir konu başlığı. Ancak detaylı bir şekilde aslında çıkmış sorulara ve genellikle arkadaşlar denemelerde çıkan sorulara baktığımızda hep benzer soruların karşımıza geldiğini daha rahat görebiliyoruz. O soruları çözebilecek kıvama geldiğimizde de gerçek sınavda soru kaçırmayacağınızı ümit ediyorum. Hemen ilk sorumla başlayayım. Fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonu ile ilgili hangileri doğrudur diye sormuşuz. Fotosentez iki aşamadan gerçekleşirdi. Birincisi ışığa bağımlı reaksiyonlar, ikincisi ise ışıktan bağımsız reaksiyonlardı. Bu iki reaksiyon birbirini takip ederdi arkadaşlar ve bu iki tepkime iki reaksiyon tamamlandığı zaman glikoz üretimi veya organik besin üretimi gerçekleşirdi. Biz ışıktan bağımsız evreyi sormuşuz ilk olarak. İster ışığa bağımlı ister ışıktan bağımsız evre olsun. Bir reaksiyon varsa orada enzim görev almıştır der. Doğru dersiniz. Ancak arkadaşlar ışıktan bağımsız evrenin o Calvin çemberini lütfen hatırlayın. Her bir basamağında farklı enzimlerin görev aldığını da lütfen unutmayın. Pegal besin üretimini sağlarken aynı zamanda reaksiyonun devamlılığını sağlar. Hatırlıyor musunuz? O Calvin çemberinin içerisinde önce ne yapıyorduk arkadaşlar? Karbondioksitin redüklenmesini sağlıyorduk ve karbondioksit reaksiyona dahil ediyorduk. Sonra ara basamaklarda fosfogliser aldehit elde ediyorduk ve bu fosfogliser aldehitin bir kısmını kenara ayırıyorduk. Ve o kenara ayırdığımızın özellikle yapısındaki bazı molekülleri ayıklayarak besin üretimini sağlıyorduk. Bir kısmıyla ise çemberin devamlılığını sağlıyorduk. Ha o zaman demek ki fosfogliser aldehit besin üretimini sağlarken aynı zamanda reaksiyonun devamlılığını da sağlamış oluyor. Amino asitlerin ribozom organelinde üretilmediğini kanıtlar. Bakın bu çok çeldirici bir ifadedir. TYT'de de karşınıza çıkar. AYT'de protein sentezi ifadesinde de karşınıza çıkar. Bakın hiç beklemiyorum ama fotosentezde dahi karşıma çıkıyor. Gençler, ribozomda protein sentezlenir. Yani amino asitler ribozomda sentezlenmez arkadaşlar. Amino asitlerin arasına peptit bağları ribozomda kurulur. Lütfen bu ayrıntıya dikkat edin. O zaman hocam amino asitleri nereden sentezliyor bitki hücresi veya fotosentetik canlılar? Hani o kenara ayırdığımız pegaller vardı ya. Biz istersek o pegallerden 6 karbonlu glikozu, fruktozu elde edebiliriz. İstersek eğer o kenara ayırdığımız toplam 6 karbondan 5 karbonlu, 4 karbonlu amino asitler elde edebiliriz. Hatta istersek arkadaşlar o kenara ayırdığımız 6 karbon içerisinden bazı karbonları alıp 2 karbonlu yağ asiti, 3 karbonlu gliserol elde edebiliriz. Elde edebiliriz derken aslında kimin adına konuşuyorum şu anda? Fotosentetik canlılar adına konuşuyorum. O halde her 3 ifadede bizim için doğru oldu mu? Evet, her 3'ünü de aldım. Hocam grafik sorularında zorlanıyoruz. Hocam deney sorularında zorlanıyoruz diyorsunuz. Hem grafik sorun var hem deney ortamı sorun var. Farklı ışık şiddeti ve karbondioksit konsantrasyonunun fotosentez üzerine etkisini gösteren grafik verilmiştir. Karbondioksit konsantrasyonum burada. Fotosentez hızım burada. Bir parametre daha var arkadaşlar. O da ne? Yüksek ışık, normal ışık ve düşük ışık diye parametrem, ışık parametrem var. Buna göre demiş doğruyu sormuş bana. Şimdi önce şöyle bir grafiği irdeleyeyim ben, sonra şık şık ilerleyeceğim zaten. Karbondioksit burada işte mutlaka yorum atacaksınız. Hocam grafik hiçbir zaman sıfırdan başlamaz. Evet başlamaz arkadaşlar. Karbondioksit için özellikle sıfırdan bir grafik başlamaz. Çünkü en az 6 karbondioksit olmalı ki bir glikoz elde edebilesin. Ancak burada bana soruyu böyle verdiği için ben soruyu bu şekilde çözüyorum. Bunun açıklamasını da yapayım. Şimdi karbondioksit konsantrasyonu arttıkça belli bir noktaya kadar fotosentez hızı ne yapmış arkadaşlar? Artmış. Ancak belirli bir seviyeden sonra bakın artık fotosentez hızı ne yapmış? Sabitlenmiş. Demek ki herhangi bir şeyin tek başına sürekli artması tepkimeyi sürekli arttırmıyor. Zaten biz minimum kuralı diye bir şey öğrendik fotosentez hızına etki eden faktörlerde. O yüzden bana şimdi birazdan öncüllerde karbondioksitin sürekli artması fotosentez hızını sürekli arttırmıştır derse
bu ifadeyi kabul etmiyorsun. Tamam mı? Peki hocam, yüksek ışık, normal ışık, düşük ışık ne alaka? Bak şimdi, her bir ışık şiddetinde fotosentez hızının sabitlendiği aralık birbirinden farklı arkadaşlar. Şimdi sen karbondioksit miktarını arttırdın ama ışığın düşük. O zaman daha kısa bir sürede fotosentez hızın sabitleniyor. Normal ışıkta orta seviyede, yüksek ışıkta birazcık daha ileri seviyede. Peki buna bakarak şunu diyebilir misin? Yüksek ışık miktarı arttıkça fotosentez hızı sürekli artar. Hayır. Hiçbir şey için sürekli diye bir şey yok. Buna dikkat edin lütfen. Şimdi o halde karbondioksit artışı fotosentez hızını sınırlayabilir. Evet, önce hızlandırır, sonra sınırlayabilir. Sınırlandırmıştır derse, hayır önce arttırdı diye kafan karışabilirdi. Ama burada olabilirli bir ifade olduğundan dolayı biri doğru olarak aldım. Karbondioksit konsantrasyonunun artması, arga birim zamanda üretilen, yani birim zamanda diyelim biz buna, besin miktarını arttırır. Evet, karbondioksit konsantrasyonunun artması belli bir noktaya kadar besin miktarını arttırır. Sürekli her zaman demediği için bunu da doğru kabul edebilirsin. Düşük ışık şiddetinde şuradan bahsediyor. Sıcaklığın sürekli artırılması. Bak şimdi, ne dedim? Bir şey sürekli artırırsan her şey sürekli artar diye bir kaide yok. Sen zaten ister düşük, ister normal, ister yüksek sıcaklık olsun veya ışık şiddeti olsun, sıcaklığı belli bir seviyenin üzerine çıkartırsan enzimlerin yapısını geri dönüşümsüz olarak bozarsın. O yüzden lütfen sıcaklığın sürekli artırılması reaksiyon hızını sürekli artırır gibi düşünme. O halde 3'ü eledim gençler. 1 ve 2'yi doğru olarak kabul ettim. Evet, bitki hücrelerinde gerçekleşen fotosentez olayının ışıktan bağımsız evre tepkimeleri aşağıda şematize edilmiştir diyor. Şimdi bir öncüllerime bakayım, geri geleceğim buraya. Buna göre doğruyu sormuş bana. Hemen şöyle bir özetleyelim mi gençler? Işıktan bağımsız evre kloroplastın neresinde gerçekleşirdi? Stromasında gerçekleşirdi arkadaşlar. Işıktan bağımsız evreye, ışığa bağımlı evrede ürettiğim ATP'ler gelirdi ve ben bu ATP'leri ışığa bağımlı evrede fotofosforilasyon ile üretirdim. Işıktan bağımsız evrede tepkimeye karbondioksit girerdi. Her bir karbondioksitin reaksiyona, yani Calvin çemberine dahil olmasında RDP dediğim riboz difosfat görev alırdı. Riboz difosfat 5 karbonluydu. Karbondioksitin karbonuyla da birleşince 6 karbonlu bir bileşik açığa çıkıyordu. Bununla birlikte ışığa bağımlı evrede NADP moleküllerim hidrojeni alıp indirgenirdi. O hidrojen de suyun fotoliz olmasıyla açığa çıkardı. Ve bizler arkadaşlar NADPH'larımızı ışıktan bağımsız evreye getirirdik. Hatta 12 tane NADPH'la bu tepkimeyi başlatırdık. Veya bu tepkimeye 12 tane NADPH'ı getirmiş olurduk. Ve ışıktan bağımsız evrede Calvin çemberini gerçekleştirir. Buradaki ATP'leri harcar. Buradaki karbondioksitleri redükler. Buradaki NADP'lerin de hidrojenlerini karbondioksitin yapısına katıp besin sentezi için fosfogliseraldehit, fosfogliserik asit gibi yapıları oluştururduk. NADP'ler bu reaksiyonda ne yapar? Yapardı gençler, yükseltgenirdi ve nihayetinde Calvin çemberi tamamlanır ama bir diğer taraftan da organik besin kenardan bir şekilde üretilirdi. Buna göre doğruyu sordu bana. Ortamın pH'ının değişmesi organik besinin üretimini olumsuz etkileyebilir. Ben eğer bir tepkime gerçekleştiriyorsam, hele hele bu ışıktan bağımsız bir tepkime ise, bu tepkimede enzimler görev aldı mı? Evet. Enzimlerin çalışabilmesi için pH'ın uygun aralıkta mı olması lazım? Evet. O zaman biri doğru kabul ettim. İndirgenen NADP molekülü bu evrede tekrar indirgenir. Bak ben ne dedim az önce? Işığa bağımlı evrede NADP hidrojeni aldı, yük aldı ve indirgendi ya. Şimdi o hidrojenleri karbondioksitin yapısına katarak besin üretiminde görev alacak ya. NADP aslında ne yapacak gençler? Hidrojenlerinden kurtulacak. Yani yüklerinden kurtulacak. Yüklerinden kurtulduğundan dolayı yükseltgenir demesi lazımdı. Ama burada bir kez daha indirgenir diyor. Bu doğru bir ifade değil. Üretilen ATP'ler substrat düzeyinde fosforilasyon ile üretilir diyor. Bir kere burada ATP üretilmiyor. Hani o başka bir şey. Ama illa bana ATP'nin hangi yol ile üretildiğini soruyorsa orada da ne demem lazım arkadaşlar? Fosforilasyon demem lazım. Substrat düzeyinde üretilen ATP'leri biz burada kullanmıyoruz. Doğruyu sordu. Yalnız biri doğru olarak kabul ettim.
Fotosentez reaksiyonlarında gerçekleşen bazı olaylar verilmiş. Buna göre ışığa bağımlı evre ve ışıktan bağımsız evrede gerçekleşenlerle ilgili eşleşmelerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Karbondioksitin redüklenmesi, yani karbondioksitin tepkimeye dahil edilmesi. Işığa bağımlı mı, ışıktan bağımsız mı arkadaşlar? Buraya A dedim, buraya B dedim. Bu olay B evresinde görülür. Yani ışıktan bağımsız evrede. ATP tüketimi. Nerede tükettin ATP'yi? Işığa bağımlı da mı, ışıktan bağımsız da mı? Elbette ki ışıktan bağımsız da ürettim. NADP'nin indirgenmesi demişiz arkadaşlar. NADP'nin indirgenmesi, yani yük alması. Yük alacaksan nerede alacaksın bunu? Işığa bağımlı evrede alacaksın. Organik besin üretimini nerede yapacaksın? Işıktan bağımsız evrede. O zaman 4'ü bir ışıktan bağımsıza alayım. 4 burada var, burada var, burada var. Karbondioksitin redüklenmesini de buraya aldım. Şöyle. Ne oldu arkadaşlar? Cevabım C şıkkı olmuş oldu. Fotosentezle ilgili olarak hangileri karanlık evre reaksiyonlarında doğrudan etkili değildir? Yani yine neyi sordu bana aslında? Calvin çemberini sordu arkadaşlar. Şimdi karbondioksit reaksiyona giren ve Calvin çemberinin aslında var olmasını sağlayan veya o çemberde özellikle besin üretilmesini sağlayan benim ana molekülüm olduğundan dolayı karbondioksit benim için olmazsa olmaz. O halde karbondioksit etkili. Peki ATP etkili mi? ATP olmadığı takdirde sen burada besin sentezleyemezsin. O halde arkadaşlar 2 de benim için değerli. Bak şimdi 3'ü gördün mü? Su miktarı. Su nerede gerekli? Işığa bağımlı da gerekli. Çünkü fotofosforilasyon orada gerçekleşiyor. Hakeza fotoliz olayı da orada gerçekleşiyor. Bunu eledim. NAD pH'lar demiş. NAD pH'lar da besin üretimi için görevli olduğu için etkili. Işık şiddetiyle bir işim var mı? Hayır. Zaten bu karanlık evre reaksiyonları olarak biliniyor. Yani gençler, ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız evrenin her ikisini de ışıklı, aydınlık ortamda gündüz gerçekleştiriyordum. Ancak ışıktan bağımsız evrede doğrudan ışığı kullanmıyordum. Bu ayrıma lütfen dikkat edin. Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonları ile ilgili aşağıdaki grafikler gösterilmiştir. Bu grafiklerden bana doğru olanları sormuş. Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında suyu biz ne yapıyorduk gençler? Fotoliz ediyorduk. O yüzden açığa serbest neler çıkıyordu? Oksijenler. Bu durumda oksijen miktarı artar. Doğru. Suyu harcadın, yani kullandın, su miktarın azaldı. Doğru. Ve bu evrede arkadaşlar ne yaptın? ATP ürettin. O yüzden ATP sentez miktarının artması lazımdı. Bu grafik doğru bir grafik değil. Doğrularımı topladığım şık B şıkkı olmuş oldu. Evet, son sorum. Calvin döngüsüyle ilgili, yani ışıktan bağımsız evreyi söylüyor bana, doğruları sormuş. Kloroplastın granum lamellerinde gerçekleşir. Ben nerede gerçekleşir dedim arkadaşlar? Stromada gerçekleşir dedim. Karbondioksit bu aşamada yakalanır. Yani karbondioksit riboz difosfat tarafından tutulur ve çembere dahil edilir. Yani karbondioksit redüklenir arkadaşlar. Doğru. Bu evrede NADH kullanılır. Lütfen 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 NAD ifadesine dikkat edin arkadaşlar. Eğer size bir soruda NAD demişse solunum olabilir bu. Hatta oksijenli solunum, oksijensiz solunum, fermantasyon, bu üçünden birisi olabilir arkadaşlar. Eğer bir soruda size FAD demişse orada kesinlikle Krebs çemberi gerçekleşmiştir diyorsunuz. Fermantasyon kesinlikle olamaz. Eğer bir soruda size arkadaşlar NADP demişse o kesinlikle fotosentezdir. Kemosentezde de NAD var, P yok. O halde benim bu ifadem eksik bir ifade. Bu evrede NADH değil NADPH'lar kullanılır demesi lazımdı. Bu ayrıntıya lütfen dikkat edin. Arada bir gözden kaçabiliyor arkadaşlar. Bu durumda doğrudur sorduğundan dolayı yalnız 2'yi doğru olarak kabul ettim. Evet, fotosentez ve kemosentez başlığıyla ilgili olan soru çözümümüzü tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki soru çözümümüzde hücresel solunum konusu üzerinde duracağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.